Hepinize merhaba canlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar birlikte Yalı Çapkın'ın yayınlanan son bölümünü yorumlayacağız. Harika bir bölümdü diyemiyorum. Bana göre bomboş bir bölümdü açıkçası ama ben tabii ki de yorumlayacak bir sürü şeyler tabii ki de sizler için buldum ve önümüzdeki bölümle ilgili tahminlerim ve aldığım birkaç spoilerlerimi, ipuçlarımı da sizlerle paylaşacağım canlarım. Bana biraz kızgın olabilirsiniz. Buraları birazcık ihmal ettim ama artık geri döndüm. Her hafta düzenli olarak videolarımla buralardayım. Siz de lütfen kanalıma abone olursanız, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız ve aklınıza ne takılırsa ve ne düşünürseniz de yorumlara yazarsınız. Beni çok ama çok mutlu edersiniz. Girişi fazla uzatmak istemiyorum efendim. Başlasın videomuz. Şimdi arkadaşlar, geçtiğimiz hafta içinde size biliyorsunuz ki videoyu çektim. İşte Nükhet'le Kaya gelecek, şöyle olacak, böyle olacak falandı filandı. Hepsini bir bir konuştuk arkadaşlar. Söylediklerim dediğim gibi oldu. Nükhet'le Kaya birine yanlayacak dedik, yürüyecek dedik. Kaya işte Asuman'a mı, Sunay'a mı, Seyran'a mı? Fragmanda da gördüğümüz üzere, bak ben hemen tahmini spoiler önden söylüyorum. Arkadaşlar Kaya'nın Sunay'a yürüyeceğinin bilgisini aldım. Fragmanda da zaten böyle bir göz kırptı, sinyal verdi senaristler. Her neyse, bir dakika, ortalık yine çorba oldu. Tek 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 gitmek istiyorum şimdi. Klasik ne diyordu Seyran? Cellat Ferit Korhan geri döndü. Resmen Cellat Ferit Korhan geri döndü. Kaya yani o kadar sebepsiz. Yani sebebi çok haklı olabilir ama oradaki tepkisi Kaya'yı olması çok yanlış. Yani bütün tepkinin suçlusu dede. Yani Halisa'ya bir değil bin kat daha sinir olmakta sonuna kadar haklı olduğumuzu geçtiğimiz bölüm zaten bize bir kere daha göstermiş oldular. Gitti ölen torununun daha gerçekten de Ferit'in de dediği gibi mezarda kemikleri yok. Ferit dememişti onu. Kimdir? Kazım, Kabilesimiz dedi. Kazım anda dedik bir daha yani Fuat'ın daha şey olmadı ya, ters döndü adam mezarda. Mezarda ters döndü daha. Bir de üzerine Halisa arkadaşlar biliyorsunuz ki Fuat'la çok kötü ayrıldı. Ona çok ağır konuşmuştu. Bir de gitti bunun sözde vicdan azabını çekti. Hiçbirimiz inanmasak da timsah gözyaşlarıydı onlar tabii ki. Yani o kadar sözde üzüldü etti gitti Fuat'ın yerine Kaya'yı oturdu neydi? İthal torun getirdi. Resmen çok sinir oldum giriş için. Nükhet'e gelecek olursak arkadaşlar, Nükhet hastaymış, ölecekmiş falan filan. Ben öleceğini düşünmüyorum, onu bir şekilde yuvarlayacaklar. Umarım kalır dizide diyorum çünkü bilmiyorum Kaya mis gibi olmamış mı ya, ben bilmiyorum. Ama bildiğin Manolya mıydı onun kırmızı odadaki adı? Manolya Hanım'da değil mi? Bildiğin yani onu oynar gibi birazcık. Direkt onu andırdı. Zaten ne dedik? Bütün yıldaki herkesi terapiye alması gerekiyordu. Yalının da zaten kontrolü Nükhet'in eline geçtiğine göre herkesi bir terapiye alırsan Nükhet Hanımcığım, burada hepimiz çok ama çok mutlu oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bazen böyle kurdeşen döküyoruz, fenalıklar geçiriyoruz. Nükhet'in girişi efsaneydi. Tarot Emiri diziye dediğim gibi zaten çok mutlu olmuştum girişinde. Çok da yakıştırdım. Binurkaya zaten hepimiz bayılıyoruz. Aşığız. İnsan olarak da bence çok tatlı bir kadın. Mükemmel bir insan. Ferit'e gelecek olursak tepkileri aşırı aşırı aşırıydı. Yani çok ama çok fazlaydı. Tepki göstermemiz gereken tek şey o sandalyeydi. O da o şekilde tepki göstermemesi gerekiyordu. Tepki gösterecek işte Kaya değil, dedesiydi. Yani o sebepten dolayı arkadaşlar Ferit Korhan her zamanki bildiğimiz fevri, aniden yükselen, saçma sapan tepkiler veren, kendini haklıyken haksız duruma düşüren bildiğimiz Yalı Çapkını Ferit. Ferit'ten atlamak istiyorum. Işık hızıyla arkadaşlar, Ferit'in babası tabii ki de Orhan'a inanamıyorum. Ortalama 50 yaşında bir adam. Tarz değişikliğine falan geçtim ya, fragmanda da gördünüz mü? Tam olarak o sinyali aldık. Zaten ben ne diyordum? Yani Yalı Çapkını bence Ferit değil, Orhan arkadaşlar. Orhan. Yani iki tane karısı var resmen Yalı'nın içerisinde. Artı hizmetçiye yanlıyor. Başka bir tanesi geldi. Şirkette var bir tane. Vardı. Şirkette biri daha vardı. Her neyse. Bence kesinlikle Yalı Çapkın. Bence kesinlikle Yalı Çapkın Orhan arkadaşlar, ama bu en son bu hizmetçi, o kızın, kadının adı neydi? Her neyse, o kadının kızı, o küçük kız senin oğlundan küçük bir kız. Ve fragmanda da gördüğümüz gibi sonunda bizim Çapkın Orhan'ımız, ona da belli ki yürüyor arkadaşlar. Artık aralarında ne geçer ne geçmez
Allah bilir herkesin yaptığı işleri, çapkınlığın günahı kendi boynuna diyorum. Ama burada asıl öfke patlaması bana yaşatan, yani senin oğlun yeni ölmüş, yani şu onca insanın içerisinde Ferit o kadar haklı ki. Bir kişi ya, bir kişi Fuat'ın hakkını savunmadı ve yani bir tek orada Ferit tepki koydu. Buna ben çok ama çok sinirlendim. Orhan'ın umurunda bile değil. En son sahnedeki kavgada da gördüğünüz üzere adam resmen kıyametler kapıyor, adam orada üzülüyor. O kadar komikti ki yani, o kadar komikti ki. Bilmiyorum ya, yani gerçekten bilmiyorum. Çok 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 ama çok tuhaf geldi bana. Hani bu kadar çok ciddi ciddi anlatmamızın sebebi de neden? Neden olacak arkadaşlar? Yani çünkü gerçek hayatta da var bunlar. Ondan yani kendim soruyorum, kendim cevaplıyorum. Ne güzel değil mi? Burada oluşabilecek bütün kafanızdaki soru işaretlerinin hepsinin cevabını verme gereksinimini kendi üzerime aldığım, her neyse bir sonraki konuya geçelim. Evet canlarım, şimdi gelelim bizim Kazım ağamıza. Yani Kazım'la Ferit'in arası ne ara bu kadar asker arkadaşı moduna geldi. Yani bu bana birazcık çok gerçeklik dışı geldi arkadaşlar. Sevmedik mi bayıldık ama artık şu kadar Kazım'ın karakteri habire oyun hamuru gibi şekil değiştirip duruyor. Artık bir kulba oturtulması gerekiyor. Ferit'i zaten seviyordu, ne kadar çok ona sinirli olursa olsun bunu biliyorduk ama yani tek bir anda böyle 180 derecelik bir dönüş normal mi yani, bilmiyorum, bana hiç normal gelmedi bu, bir. İkincisi Feride çok ama çok sevmiyor. Onun için ölürüm biterim dedi. Kız hakkında yok işte gitsin kız milleti laf dinlemesin. Yok kahve yapsın. Yok bilmem ne. Yok o sahneler. Bana çok yok ya. Hayır yani. Hayır yani. O şekilde davranamazsın sen bir kadına. Yani o baba zaten orada zaten öyle bir adam. Zaten ona o şekilde dizde yediriliyor ama yani Ferit o değil yani. İstediği kadar orada dedesine sinirli olsun, işte kuzenine sinirli olsun falana filan, her neyse kime sinirli olursa olsun orada seyrana babası bağırıyor, orada oradan onunla keyifleniyor falan filan. O sahneler bana çok itici geldi ama Kazım ve Ferit'in arasının böyle olması elbette ki mutlu ediyor beni ama yani hani artık bir karar versinler Kazım'ın tepkisine. Ferit Kazım'a çok sinirliydi yani seyrandan ötürü. Çok sinirliydi. Birden hastanede komple şey döndü, U döndü, V döndü, her ne hatsa. Kazım yüzünden bir yerde vuruldu. Tamam en başından, konunun başına dönersek İfakat yüzünden ama Kazım yüzünden vurulmuş sonuç olarak. İfakat'a da yazıklar olsun. Kız hamile kalmasın diye ona ilaç falan aldırdı. Fragmanda da verdiriyor. Büyük ihtimalle şöyle olacak arkadaşlar. O ilaçları İfakat'ın verdiği ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bu da spoiler. Ben spoilerları videonun sonuna şey yapacaktım, verecektim. Aralara hepsini diziyorum. Her neyse canlarım, geçelim artık yavaş yavaş, videoyu toparlamak istiyorum. Spoiler bölümüne de geleceğim. Birkaç bir şey daha söyleyeceğim sizlere böyle videonun arasında. Her ne kadar spoilerları dizmiş olsam da kime gelelim, kime gelelim? Esme Sultan'ımıza gelelim. Kadının psikolojik sorunları olduğunun farkında. O kadının psikolojik sorunları olmasında kim olsun? Yani evlatları ve kendi yıllar boyu çok ağır şiddete maruz kalmış. Esme ile ilgili bir konular belki çekiştirilecektir ama oranın fazla uzatılacağını zannetmiyorum. Suna Kaya muhabbetleri olacaktır. Kaya zaten Suna'ya yürüyecek. Belli rengini gösterdi arkadaşlarım. Ayrıyetten başka ne olacak diye söyleyeyim. Ve canlarım biliyorsunuz ki Talip Hanım dizimize girmiş bulundu. Bomboş bir bölümden yine de ben iyi video çıkardım ya. Vallahi yani konuları tek tek ayrı ayrı ince ince işledim. Her neyse Talip arkadaşlar bence Ferit'e aşık olacak. Yani öyle bir belalım şeklinde bir şey olabilir ama burada Pelin mevzusu gibi olacağını asla düşünmüyorum. Talip biraz daha gururlu bir kadın olarak zaten şu anda lanse edildi ki şükürler olsun. Bir Pelin vakası daha kaldıramayız kesinlikle. Pelin zaten duman oldu gitti birden. İnsan bir gidiş yapsaydı o kadar çok bize delirtti bölümler boyunca. Yani koskoca bir sezon bir gidiş yapsaydı duman oldular, duman ettiler, gönderdiler kızı. Talip'in ben Ferit'e aşık olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Seyrumuz ve Ferit'imiz arasında orada ufacık bir kriz olabilir. Ayrıyetten bölüm sonuna, bu arada spoilerlara geçtik birden ama bölüm sonuna gelecek olursak Seyran suçlu mu? Çok suçlu ama arkadaşlar burada Kaya da çok haklı ya. Yani Seyran'ın Kaya'yla konuşması bir suç bence açıkçası. Yani gerek yok böyle bir şeye. Dizi tabii ki olacak. Kaya'nın
annesine kadar dil uzatıldığı için Kazım Ağa'dan dolayı adamın yani orada nevrinin dönmesi çok haklı buluyorum açıkçası. Ama çok tuhaf bir şekilde vurdu yani sen kalkıp da orada yaralanmasına falan. Ferit de onu çok tuhaf vurdu. Ferit Korhan yani. O yüzden oralara bir şey demiyorum. Seyrem'iz burada elbette ki yanlış yaptı. Hani bu olayların bu kadar büyümesine birazcık sebep oldu belki de ama Ediz yani olacak böyle şeyler. Koskoca bir bölüm bomboş izledik zaten. Sonunda bari bir aksiyon falan oldu da bir merak uyandırdı. Önümüzdeki hafta için diyorum. Talip dediğim gibi ben Ferit'e aşık olacağını düşünüyorum. Ferit burada Seyran'ın Ferit arasında kriz sebep olsa da Ferit'in Seyran'ı aldatacağını Talip'le kesinlikle düşünmüyorum. Kayamız dünyalar iyisi. Bir insan hani hem de dini değerlerine de sahip zaten fragmanda namaz kılıyordu gördüğümüz kadarıyla. Bazen fragmanı kesiyorlar ama orayı keseceklerini zannetmiyorum. Çünkü Ferit oradan sallıyor Kaya'ya kötü bir insan olduğunu düşünüyorum falan filan diye. Orada Kaya'nın namaz kıldığı sahnesi. Nüket harika bir kadın olarak diziye girmiş. Bence Nüket'in zaten sonrasında Ferit'le falan arasının da gayet iyi olacağını düşünüyorum. Canlarım Kaya'yla da Suna büyük ihtimalle bir orada bir lovlanacaklar diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok sevdiğimi unutmayın. Lütfen yorumlara yazın neler düşündüğünüzü. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.